Arkadaşlar merhaba, Panda Pen'e hoş geldiniz. 4. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı çalışması yapacağız. Hep birlikte başlayalım. 1. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştirimiz. Becerikli, hünerli olmak. İlk deyimimiz, evet, elinden iyi iş gelmek anlamındadır. Güçleri birleştirip işbirliği yapmak, el ele vermek anlamındadır. Kolay kolay para harcamayan. Cimri, yani eli sıkı. Bir konu üzerine gereği gibi yazabilmek, yani eli kalem tutmak. Evet, ilk bölümümüzü, birinci sorumuzu bu şekilde tamamladık. İkinci sorumuza geçebiliriz. Yukarıdaki cümleler nasıl sıralanırsa iki kişinin karşılıklı konuşması olur. Cümlelerimize bakalım. 2 hafta kalacağız. Burada ne kadar kalacaksınız? Hayır, dün geldik. Buraya bugün mü geldiniz? Evet, 4. şıkkımızdan ya da 4. sorumuzdan başlıyoruz. Buraya bugün mü geldiniz? Soru olarak. Cevap olarak hayır, dün geldik. Burada ne kadar kalacaksınız? 2 hafta kalacağız. Hangi şıkkımız oldu? D seçeneğimiz. Yani 4, 3, 2, 1 oldu cevabımız. 3. sorumuza geçelim. Yukarıdaki ifadelerin hangileri öznel yargılardır? Öznel yargılar neydi? Yani bizim kendimizin düşüncesi. Dolmabahçe Sarayı İstanbul'dadır. Evet, bu bir nesnel yargıdır arkadaşlar. Herkesçe bilinen. Hakan çok terbiyeli bir çocuk bence. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Evet, bence dediği için 2. sorumuzda öznel yargı oldu. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Nesnel yargı. Resim yapmak çok sıkıcı bir iş. Bu da öznel yargı oldu. O zaman hangisi oluyor cevabımız? 2 ve 4. Yani öznel yargı bunlar. C seçeneği 2 ve 4 oldu. 4. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 1. sorumuza bakalım. Onunla çok farklıyız. Her zaman iyi anlaşıyorum. Ne gelecek? Buna rağmen her zaman iyi anlaşıyorum. Bugün, yarın size uğrarım. Bugün veya yarın size uğrarım. Özleme çok kızmıştım. Özür dileyince bağışladım. Ama özür dileyince bağışladım. Oldu cevabımız. Evet, sorularımızı bu şekilde tamamladık. Buna rağmen veya ama oldu. Sorumuz bu şekilde tamamlandı. Geçebiliriz. Aşağıdaki terimleri ilgili olduğu dalla eşleştiririz. Evet, bakıyoruz şarkı. Şarkı hangi dalla ilgilidir? Müzikle ilgilidir arkadaşlar. Deney, fen bilgisi, maç, futbol, sıfat, dil bilgisi, prizma, geometri. Evet, bu şekilde de 5. sorumuzu tamamladık sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçelim. Bir kelimenin akla gelen ilk anlamı o kelimenin temel anlamıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ağız kelimesi temel anlamıyla kullanılmıştır? Bu bardağın ağzı kırıkmış. Evet, burada temel anlamında değil. Yol ağzında kırmızı bir araba duruyor. Bu da değil. Ağzında yemek varken konuşmamalısın. Evet, ağzında yemek varken, ağzınızda yemek varken konuşmamalısın şeklinde. Evet, burada kullanılmış. Kapının ağzında durmayın, içeri girin. Bu da değil. O zaman C seçeneği ilk aklımıza gelen ağız, yani dudak anlamında olduğu için C seçeneğimiz doğrudur. Çocuk yeni ailesine iyice bağlandı. Cümlesindeki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Çocuk. B. Yeni. C. Ailesine. D. Bağlandı. Evet, çocuk, yeni, aile, bunlar kendi anlamlarında ama bağlandı, bağlanmak biliyorsunuz normal bağlamak şeklinde ama bağlandı dediği zaman burada mecaz anlamı oluyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D. Aşağıdaki cümlenin hangisinde nokta kullanılmaz? Küçük çocuk dakikalarca ağladı. Evet, burada kullanılır. Sizi 9.30'da alacaklar. Burada da nokta kullanılır. Yol kenarındaki ağaçları kim suladı? Evet, burada soru işareti kullanılır arkadaşlar. D'ye bakalım. 16.06.2008'de buradan ayrıldık. Evet, burada da nokta kullanılır ama C seçeneğinde soru işareti kullanılır. O yüzden cevabımız C oldu. Yaz gelince olur kiraz cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır? Eş anlamlı sözcük, anlamdaş sözcük, zıt anlamlı sözcük, eş sesli sözcük.
Evet arkadaşlar, burada eş sesli sözcük vardır. Yaz. Yaz gelince ya da yazı yazmak eş sesli kelimedir. O yüzden D seçeneğimiz doğrudur. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Dikkat edelim, kullanılmamıştır. Aç, doymam, tok, acıkmam sanır. Evet, burada aç ve tok zıt anlamlıdır. Aç karnı doyar, gözü doymaz. Burada zıt anlamlı bir kelime yoktur. C'ye bakalım. Adı çıkmış 90'a, hiç inmez 80'e. Çıkmak ve inmek var burada da. Ak, akçe, kara gün içindir. Ak ve kara var burada ama B seçeneğinde doyar, doymaz. Ma olumsuzluk ekiyle oluşturulan sözcükler zıt anlam içermiyor arkadaşlar. O yüzden B seçeneğimizi doğru yaptık. Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir? Bakalım. A. Yolcu. Evet, yoldan türemiş. B. Arkadaşlık. Arkadaştan türemiş. C. Gelinlik. Gelinden türemiş. Evet, D seçeneğimiz pencere de türemiş bir kelime değildir arkadaşlar. D seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalın durumdadır? Yalın, yani ilk haliyle. A. Sepet. B. Okula. C. Apartmanda. D. Arabayı. B, C, D seçeneklerimizde ek vardır ama sepette herhangi bir ek yoktur. Yalın hali, yani ilk halindedir. Yeşil armut sözünde yeşil kelimesi armut kelimesini hangi yönden belirtmektedir? Evet, A, sayı. Yeşil, hayır. B, durum, hayır. C, renk, evet. D, ölçü. Renk olarak belirtmektedir arkadaşlar. Zaten yeşil armut sözünde yeşil kelimesi yeşil yazılmış, ona göre renk. Dikkat edelim. Altı çizili kelimelerden hangisi fiildir? Fiildir diyor. Bakın arkadaşlar, iş, oluş, eylem bildiren. Evet, sınıfın başkanı Hilal'di. Hayır, burada fiil yok. Yeni gelen öğretmeni herkes sevmişti. Evet, sevmek burada bir fiil var. Dün hava çok yağmurluydu. Burada da yok. Eskiden çalışkan bir öğrenciydi. Burada da yok. B seçeneğimiz sevmek fiili burada var arkadaşlar. B seçeneğimiz doğrudur. 15. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Kara, siyah, baş, son, kalabalık, tenha, az, çok. Evet, cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerine bakalım. Baş, son, kalabalık, tenha, az, çok. Bunlar zıt anlamlı ama kara, siyah eş anlamlı kelimedir. O yüzden diğerlerinden farklıdır arkadaşlar. 16. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir neden yoktur? Ellerini yıkamadığından mikrop kapmış. Burada bir neden var. Mikrop kapmasının nedeni. Herkes sobasını yakınca kasabayı sis bastı. Sis basmasının nedeni sobaların yanması. Ağaçların hepsi kesince temiz hava alamaz olduk. Temiz hava alamamalarının nedeni ağaçların kesilmesi. Nasıl hastalandığımı anlayamadım. Evet, burada anlayamamış zaten. Bir neden yoktur sevgili öğrenciler. 17. sorumuza bakalım. Kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmamıştır diyor. Dikkat edelim, kullanılmamıştır. Bu yaz Edremit'e gideceğiz. Evet, işaret yok. Burada bu yaz, evet, var burada sıfat. Bu sınavda başarılı olmalıyım. Bu sınavda, burada da var. Bu öğretmenin verdiği ödevleri yapmamış. Burada yok arkadaşlar, bu diyor. Bu kişi zamir oluyor. Burada zamir olmuş. Beni bu sesler oyalar. Evet, bu sesler burada da sıfattır ama bu öğretmenin verdiği ödevleri yapmamış derken kişi zamiri oldu. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin tarihleri doğru yazılmıştır? Okullar 11 Eylül 2002 tarihinde açılıyor. Evet, burada bir yanlışlık yok. Ceyda 12 Kasım 1992. Evet, burada bir yanlışlık var. 12 nokta koyulduğu zaman 12-11-1992 olacaktı. Olmamış. 23 Nisan 1920 TBM açıldı. Nisan küçük yazılmaz. Ablam 30 Mart 2000 yılında mezun oldu. Mart küçük yazılmaz. O yüzden A seçeneğimiz yanlış değil, doğrudur. Hangi tümcede gelecek zaman anlamı vardır? Onur, her gün güzel. Evet, burada geniş zaman. Bu resmi çok beğendim. Burada geçmiş zaman, beğendim derken. Onur geziye katılacak. Evet, burada gelecek zaman. Bütün gün kar yağdı. Burada da yok. C seçeneğimiz doğru. Hangisinde kesme işareti doğru kullanılmıştır? Ablam çok güzel İngilizce konuşur. Burada yanlış kullanılmış. İngilizce bu şekilde ayrılmaz.
O Ankaralıdır. Evet, burada da Ankaralı ayrılmaz arkadaşlar. Türemiş isim olduğu için ayrılamaz. Başbakan'a teşekkür mektubu yazdı. Evet, burada doğru ayrılmış. Bugün Galata Köprüsü'nde tamirat var. Burada da ayrılmasına gerek yok. Başbakan'a düzgün bir şekilde ayrılmış. Hangisi sesteştir? Bakalım. A canlı, B dün, C al, D arka. Hangisi sesteştir arkadaşlar? Al. Almak, al. Renk olarak al şeklinde C seçeneği doğrudur. Ara kelimesi hangi cümlede farklı anlamlıdır? Bu aralarına sızıp bilgi almış. Ben arada kaldım. Evet. İkisi aynı anlamda. İkisinin arası fazla açık kalmasın. Evet. Burada da aynı anlamda hemen hemen. Sen onu hemen ara. Evet. Burada farklı. Burada fiil anlamında arkadaşlar. Sen onu hemen telefonu aç ara. Aramak anlamında D seçeneğimiz doğrudur. Hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Yemek güzel olmuştu. Nesnel diyor arkadaşlar. Herkesçe bilinen. Suat çok mutsuz görünüyor. Bu da nesnel değil. Hasan hızlı koştu. Bu da değil. Ayşe 4. sınıfa geçti. Bu nesnel. Evet, herkesçe bilinen bir yargı. Buğday ile ekmek arasındaki ne benzer ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır? Kitap, kalem, petrol, benzin, buğday, tarla, koyun, çoban. Evet, ekmek buğdaydan elde edilir arkadaşlar. Burada petrol de benzin de petroldür. O yüzden petrolden elde edildiği için ikisinin arasındaki ilişki B seçeneğinde vardır. 25. ve son sorumuza geldik sevgili öğrenciler. Hangi cümlede büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır? A. Açık denizlerde çok mutluydu. Evet, burada büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük yok sevgili öğrenciler. Yarın ormana gideceğiz. Evet, burada da yok. Bisikletini çok beğendim. Burada da yok. Çocuklar bahçede oynuyor. Evet, burada bahçede var. Büyük ünlü uyumu neydi? A, I, O ile başlayıp A, I, O ile devam edecekti. Ama burada A ile başlamış, bahçede E ile bitmiş, ince ile kalınla başlayıp ince ile bitmiş. Yani uyumsuz olmuş. Çalışmamız burada sona erdi sevgili öğrenciler. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın. Abone olursanız seviniriz.